Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar her musibeti onun hatalarının bağışlanmasına vesile kılar. Evet her musibet mümin için başlı başına bir arınma kurnasıdır. Mümin o musluğun altından her geçişinde hataları silinir gider. Bu sayede o özündeki saffeti korumuş, hatta kurbet ufkuna doğru biraz daha mesafe kat etmiş olur. Aslında Cenab-ı Hakk'ın muradı her zaman kullarını günah lekelerinden kurtarmak, arındırmak, saflaştırmak ve huzuruna tertemiz olarak almak yönündedir. Erzurumluların bahane tanrısı sözünde de bu mana vardır. Evet Allahu Teala kimi kullarını gönülden tebeyle, ile kiminin namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerle bazılarını da musibetlerle arındırmakta ve dergah-ı ilahiye gönülden teveccüh edenleri çeşit çeşit vesilelerle hatta çok küçük bahanelerle cennete ehil hale getirmektedir. Nitekim Mevla-i Müteal şirk, haksız yere cana kıyma, zina, israf gibi kötülükleri tek tek sayıp bunları işleyenlerin cezalarının büyük buluşma gününde katmerli olacağını haber verdikten sonra mealen şöyle buyurmuştur. Ancak günahlarından vazgeçip hakka yönelen, gönülden iman eden, sonra da güzel ve makbul işler yapanlar bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Merhamet ve ihsanı boldur. Furkan suresi 70. ayet. Yani demek ki Allahu Teala bir kulu için iyilik dileyince... E, onun günahlarını iyiliklere, sevaplara çeviriyor. Kötülüklerini de iyiliklere çeviriyor. Rabbimiz bu hususta sonsuz bir merhamet sahibi ona her zaman mütevecih olmalıyız. Bu ayet-i kerime, kerimede günahlardan uzaklaşıp yeniden Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden, sonra imanını bir kere daha gözden geçirip tecrid-i imanda bulunan ve akabinde büyük bir azimle salih amellere bağlanıp hayatını hayırlı işler peşinde değerlendirmeye çalışan kimselerin seyyatinin hasenata çevrileceği vaadi verilmektedir. Bu vaadin bir manası bizim gibi avamın da anlayacağı üzere gönülden tevbe edip, salih daireye dahil olan kimselerin günahlarının affedileceği şeklindedir. Evet rahmeti sonsuz Celle Celaluhu bir iyilikten dolayı çok kötülükleri siler. Maalesef çoğu insanlar bu ilahi ahlakın rağmına olarak bir kötülük yüzünden pek çok iyiliği setrederler. Mesela bir adamın dünya kadar fazileti vardır. Herkese ihsanda bulunuyordur. İman hizmetinde de işi önde götürüyordur. Fakat o insan bir yerde azıcık sürse, Bazıları onun hakkında hemen kötü bir hüküm verir ve bir daha da onun üzerinden o hükmü kaldırmazlar. Bazı imtihanlarda birkaç yanlışın bir doğruyu götürmesinin ayrı bir tezahürü olarak bazen onlarca iyiliği de bir hataya, bir tane hataya kurban ederler. Demek ki biz insanoğlu bir hatayı on sevaba tercih edip bir hatayı insanın yüzüne vurabiliriz. Fakat Allahu Teala bir sevabımızla, bir iyiliğimizle belki birçok günahımızın siler, süpürür ve bizi kendi huzuruna alır. O yüzden Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemeliyiz. Reca e, sahibi olmalıyız. Fakat Allah'tan da çok korkmalıyız. E, sırat keskindir, e, kılıç kadar keskindir, kılıçtan daha da keskindir, ip incedir. O yüzden sırattan geçmeye dünyada bakacağız. Biz sıratı, sıratı dünyadayken geçiyoruz. Rabbim bizi geçmeye muvaffak eylesin. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.